Sevgili arkadaşlar, Avrupa'nın bir ülkesinden bana bir iş adamı başvuru gönderdi. Bu kişi yıllardan beri iş hayatında sürekli birileri tarafından kandırılıyor. Ortağı tarafından kandırılıyor, etrafındaki insanlar, müşteriler tarafından kandırılıyor. Yani yumuşak bir karnı var onun. Sürekli oradan darbe yiyor. Devamlı şirketi kuruyor ve şirketi belli bir kazanca geldikten sonra bir bereketsizlik, böyle görünmeyen bir şey oluyor ve batırıyor o şirketi. Sonra yine azimli, gayretli, tamam mı, kendini geliştirmeye çalışan bir kişi hemen ikincisiyle başlıyor. İkinci bir alternatif, ikinci bir şirket kuruyor. Yine işinde başarılı olmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Bir yere getiriyor, tamam mı, yıllarını harcıyor. Yoruluyor gerçekten. Düşünsenize, bir iş adamı genellikle fedakarlık yapıyor. Ne yapıyor? Boş zamanlarını işine harcıyor. Ailesiyle geçirmesi gereken zamanı, her şeyini, hobisini feda ediyor ve işine yatırıyor. Zamanını oraya yatırıyor ve ikinci işini kuruyor. Ondan sonra üçüncü işini. Devamlı sürekli darbe üstüne darbe, darbe üstüne darbe. Devamlı düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor ve hak ettiği ve istediği yere gelemiyor. Hak ettiği paraları kazanamıyor. Şunu söyleyeyim, bu kişi az kazanmıyor. Ama normalde bu çalışmaya göre daha fazlasını, yani 10 katını hak etmesi lazım. Yani öbür türlü köle gibi çalışıyor. Öbür türlü gerçekten kazanıyor ama köle gibi çalışıyor ve ileride onu da batıracak. Engel çıkacak karşısına. Birileri yine onu kandıracak. Birileri yine onu yumuşak karnından vuracak. Onu kandıracaklar. Artık dayanamıyor. Tamam diyor. Bunun diyor çözümünü ben bulmam lazım. Yani bunun analizini yaptırmam gerekiyor. Bunun testini yaptırmam gerekiyor. Çünkü görünmeyen bir cam var. Yukarı çıkmaya çalışıyorum ama görünmeyen bir cam var. Devamlı oraya çarpıyorum. Bunu bulmanın yöntemleri var. Profesyonel destek almam gerekiyor. Bu bilince sahip olduktan sonra bizimle iletişime giriyor. Bizimle bir görüşme yapıyor. Biz hemen testler yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Ona bir yol haritası çıkarıyoruz. Bak kardeşim, senin durumun şu anda bu. Buradaydın, buradasın ve buraya gitmek istiyorsun. O zaman sana ben bir yol haritası çıkarayım. Herkese farklı. Ona uygun. Onun ayak bağlarına, güçlü taraflarına, içindeki aslan nerede yatıyor, potansiyelini kullanarak, %100 kullanarak ona bir yol haritası çıkarttık ve hiç unutmuyorum sevgili arkadaşlar. Aradan bir ay geçiyor. Ama her gün bana rapor veriyordu o kişi. Hocam bugün şöyle oldu. Bugün böyle oldu. Şaşırtıcı değişiklikler oldu. Olağanüstü değişiklikler oldu. Bir ay sonra eski durumundan iki kat daha iyi yere geldi. Peki neyi değiştirdi de bu sonuçları elde etti? Bir kere dil kalıpları. Geçmişte söylediği cümleler. Çünkü bela insanın diline bağlıdır. Bereketsizlik de insanın diline bağlıdır. Huzursuzluk da insanın diline bağlıdır. Yani söylediğin cümleler, kalıplar, büyük konuşmalar. Bir kere bunları iptal ettirdik ona. En önemlisi bu. Yani söylediği dil kalıpları, söylediği cümleler onu o hale getiriyordu. Bu negatif taraflarını kapattık artık. İptal ettik. Bu analizde sevgili arkadaşlar, biz ona dedik ki burada geçmişte senin söylediğin bir cümle var. Bak şu cümleyi sen söyledin mi? Unutmuştuk işte. Evet hocam, ben onu söylemiştim ve söylemeye de arada bir devam ediyorum. Heh, şimdi anlaşıldı. Senin söylediğin bu cümle seni aşağı çekiyor. Senin daha iyi yere gelmeni, hak ettiğin bolluğa, berekete kavuşmanı engelliyor. Bu cümle ama. Sen bunu bilinçli veya bilinçsiz arada bir söylemeye devam ediyorsun. İşte bunu söylemişsin, bunu yerleştirmişsin. Mermere yerleştirdiğin gibi. Bu cümleyi iptal etmeden şuraya varamazsın. Onu bulduk, çözdük. Aradan fazla bir şey geçmedi. Olağanüstü değişiklikler. Sürekli zaten rapor veriyordu. Haftalık raporlar veriyordu bana. Hocam şaşırtıcı bir değişiklik oldu. Ne oldu? Şu oldu. Vay be diyordum ben. Bir şeyler olacağını biliyordum. Çünkü bela artık üzerinden kalktı. Bereketsizlik artık üzerinden kalktı. Çünkü onun zinciri buydu. Söylediği cümleydi. O zincirden kurtuldu ve sonuçlar değişmeye başlayacaktı. Olacaktı zaten. Kader gayrete aşıktır. Çaba gösterdi. İptal edildi cümleler hayatına. Huzur, bereket, bol zaman, ailesiyle daha fazla vakit harcamak. En çok özlediği şey buydu ve işini şu anda 10 katına çıkarttı. Satışını 10 katına çıkarttı. Kazancını 10 katına çıkarttı. Şu anda çok iyi bir durumda. Devamlı yine rapor veriyor bana. Bunun gibi ben size binlerce vakayı anlatabilirim. Ben şuna inanıyorum. Herkesin hayatında sıkıntıları var. Huzursuzluk, mutsuzluk var. Ama bunların geçmişte sebepleri var. Yani ayak bağları var. Bunlar dil kalıpları, söylediğin cümleler veya senin çevrende söylenilmiş ve senin evet kabul ettiğin, arkasına amin dediğin, itiraz etmediğin bir
cümle, dil kalıbı arkasında bunlar var. Ondan dolayı şu anda sen işinde bir türlü arzuladığın, hak ettiğin yere gelemiyorsan sebebi senin söylediğin cümle veya senin atanın söylediği cümle veya senin çevrendeki insanların söylediği cümleye sen evet dedin, kabul ettin. Ondan dolayı bu sıkıntıları yaşıyorsun. O yüzden bu dil kalıpları, yani seni aşağı çeken veya senin başarına engel olan veya bolluğa, berekete, kazanca engel olan bu dil kalıpları iptal etmeden, bunları hayatından çıkarmadan arzuladığın hedefe ulaşmak mümkün değil. Boşa çaba harcamış olursun. Çünkü yıllardan beri denedin zaten. Onu denedin, bunu denedin, kendini geliştirmek için kişisel gelişim eğitimlerine katıldın, belki kitaplar okudun, videolar izledin ama bir şey değişmedi ve değişmeyecek. Niye? Sebebi başka bir şey. Dil kalıbı. Söylediğin cümleler. O kelimeler, o cümlelerden kurtulmadan hayatın değişmiyor. Her zaman söylerim. Hadis-i şerif çok önemli. Susan kurtuldu. Kurtulmak için susacaksın. O söylediğin geçmişteki cümleyi iptal edeceksin. Kurtulacaksın ondan. Bela insanın diline bağlıdır. Yani insan belayı diliyle çeker. Belayı, huzursuzluğu, bereketsizliği, parasızlığı diliyle çeker. Biz bu hadis-i şeriften bunu anlıyoruz ve ben bunu karşımda 35 bin kere gördüm sevgili arkadaşlar. Vakaları tek tek anlatacak ömür bile yetmez. Dolayısıyla senin hayatında da seni engelleyen bir şeyler vardır. Bunları kendinde belki arayıp bulabilirsin. Biz danışanlarımıza geliştirmiş olduğumuz özel bir yöntemle yardımcı oluyoruz. Bu geliştirdiğimiz yöntemle binlerce insan hayatını değiştirdi. Eğer sen de bu az bilinen yöntemi öğrenip hayatına yansıtmak istiyorsan, o zaman sana güzel bir haberim var. Bu sırlı yöntemi açıkladığım özel bir strateji videosu hazırladım. Eğer sen de bu videoyu izlemek istiyorsan, bu videonun altındaki link ile o videoya ulaşabilirsin. O videoyu izle, sen de bizim nasıl danışanlarımıza yardımcı olduğumuzu öğrenmiş olursun. Şimdi hemen bu videonun altındaki linke tıkla ve videoyu izle. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.